Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Vallahi beni soracak olursanız çok yoğunum bugün. Çarşıda işlerim vardı. Çarşıya uğradım, alışverişimi yaptım. Sümeyye'nin evine uğradım gerekene de. Orada uyumuş kalmışım arkadaşlar. Yorgunluktan yürüyerek gittiydim. Yorgunluktan. Şimdi eve geldim. Ne yapacağım ben bugün? Şöyle güzel bir baklava yapacağım. Çok beğenilen baklavam. Bu lezzeti anneme de tattırmak istiyorum. Annem gibi yapacağım. Burada yapıp pişirip şerbetini köyde vereceğim arkadaşlar. Çünkü şerbetle gitmez, otobüsle gideceğim için bilet bulamadım. Cumartesi gecesi bineceğim 2.30'da buradan. Pazar günü orada olacağım zaten, ertesi gün bayram. Köyde yapmayı düşünüyordum aslında. O gün annemin temizliğini yaparız. Evine koşuşturduk derken iş yapamazdık. Hani hamur işiyle uğraşamazdık. O yüzden bugün yapacağım. Şerbetini köyde vereceğim inşallah. Çok beğendim. Çok sorular geldi bu baklavama. Anneme de tattırmak istiyorum arkadaşlar, şekliyle, şemaliyle. Hemen geçelim, hamurumuzu yoğurmaya. Malzemelerini buraya ayarladım. Hemen telefonumu ayarlayayım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz yine aynı. Hatta ben sonradan bir baklava daha yaptım. İçine süt koymuştum. O bana çok soruldu, Gül abla sütlü mü sütsüz mü diye. Benim tercihim bu, suyla sıvı yağ olandan. Tırlığını hiç kaybetmiyor bitene kadar. Hemen malzemelerimiz burada. 3 yemek kaşığı sirkem var, bir tane yumurtam, kabartma tozum, 1,5 su bardağı suyum, 1 su bardağı sıvı yağ. Malzemelerim aynı. Hemen şöyle yağımızı, sularımızı ilave edelim. Yumurtamız, şöyle de üzüm sirkesi. Normal şey de soruluyor, soru olarak. Elma sirkesi mi, üzüm sirkesi mi diye, hiç fark etmiyor. Hangisine koyarsanız arkadaşlar. Şöyle malzemelerimi güzelce karıştırıp hemen unumu ilave edeceğim. Unumuzda 5 su bardağı. Ben hep döküyorum. Son kısmını biraz koyuyorum. Çünkü bazen yumurtanın küçüklüğüne, büyüklüğüne bile değişiyor un miktarı. Sonrakini kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave edeceğim. Bakalım ne kadar gidecek buna da un. Pembeleyenimi çok seviyorsunuz. Sana uğur getirdi abla. Gerçekten bana uğur getirdi bu leğen. Yoğurması çok kolay bunda arkadaşlar. Geniş alanı. Hemen toparlayabiliyorum ben bu leğende hamur yoğururken. Gördüğünüz gibi cıvık oldu hamurum. Geri kalanı hepsini dökeceğim. Şöyle yavaş yavaş geri kalan unumuzu yedirelim. Şöyle arkadaşlar hamurumu bayağı bir yoğurdum. Video durakladıktan sonra aşağı iniyorum. Ben halının üzerine oturuyorum. Hamurum güzelce kenara gelene kadar güzelce yoğuruyorum değerli takipçilerim. Şimdi ben buna 5 su bardağı un dökmüştüm ya. Yarım su bardağı da un aldı bu. Tam 5,5 su bardağı un aldı. Şimdi ben bunu şöyle 12 yumağa ayıracağım. Yumağı tutup tepsime dizeceğim. 1 saat, 1,5 saat vaktim olduğu sürece dinlendireceğim. Şu şekil. Fazla büyük tutmayacağım. Mandalin büyüklüğünde. On iki tane yumağımız oldu. Şimdi ben bunları bekleteceğim. Evet arkadaşlar, hamurumu açmaya başladım. Orayı geri sildim kalkınca. Eşim aradı. Ona video çekiyorum değil mi? Geri kapattı. Hemen şöyle hamurumuzu açmaya başladık. Şeyden bahsedeceğim. Ben bu baklavayı oruç girmeden yapmıştım. Modelini kafadan uydurmuştum. Ama çok güzel tutuldu. Arkadaşlar çok da güzel tıkladı bir ayın içinde. Allah hepinizden razı olsun. Bu güzel lezzeti anneme de tattırmak için hamurumu ayrısına yoğurdum. Kendi tarifimi yoğurdum yani sütsüz. Sadece yağ, su olandan. Bakalım köye götüreceğim inşallah. Otobüste gideceğim. Hayırlısıyla nasıl götüreceğim onu da bilmiyorum arkadaşlar.
tekrardan sizlerle de paylaşmak istedim. Hamurumuz bayağı bir dinlendi. Güzel açılıyor. Karşı komşum geldi sağ olsun. Ona ceviz kıydık, yardım etti bana biraz. O şimdi gitti. Kızı okuldan gelecek. Ben de tek başıma başladım bari hayırlısıyla baklavamızı yapmaya. Ben bunu arkadaşlar yapacağım. Şerbetini dökmeyeceğim dediğim gibi videonun başında da söylemiştim. Şerbetini koyu da dökeceğim. Otobüse ineceğimiz için. Artık nasıl muhafaza edeceğim bilmiyorum. Elimde mi götürürüm? O bagaj tarafına mı koyarlar? Artık nasıl yaparlarsa tam bilmiyorum. Çünkü ilk defa elimde götüreceğim. Onun için bakalım hayırlısıyla inşallah kırmadan dökmeden götürürük. İnce yemeli gibi açılıyor valla. Burada bugün Kadir Gecesi. Tabii ben bu videoyu yarın atacağım. Bugün Kadir Gecesi. Allah hepinizin Kadir Gecesi'ni mübarek eylesin. Olan günahlarınız varsa affetsin Cenab-ı Mevlam inşallah cümlemizin arkadaşlar. Bugün dua edelim birbirimize. Dualarımız sizlerle. Bugün inşallah karşı komşuyla nasip olursa camiye gideceğiz Kadir Gecesi için. Sizler de bize dua edin. Hayırlısıyla. Din kardeşlerimiz hep birbirimize duacı olalım. Allah tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazlarımızı kabul etsin inşallah. Şu mübarek onun soyu hürmetine. Evet, pek güzel oldu. Şöyle hemen de göstereyim. İncecik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu şöyle hafiften çok şey yapmadan gevşek sararak bayağı da büyük açıldı. Şu şekil. Gerçekten arkadaşlar bu baklavayı yapmanız hani bazı videolarıma diyorum ya şiddetle tavsiye ediyorum diye ama bunu vallahi şiddetle tavsiye ediyorum. O kadar güzel, o kadar hafif oluyor ki. Biz çok beğendik. Hatta Nazik bugün aradı beni. Onlar Amasya eklerdi malzeme almaya. Dükkanlar için eksiklerini almaya. Nazik aradı beni. Anne diyor ebeme yapıyorsan şeyden yapsaydın o böyle şey baklavana yapsaydın o çok güzel olmuştu diyor. Ben de zaten onu ebeme yedirmeye duramam kızım dedim. Aslında ben bunu köyde yapacaktım. Benim otobüs bileti bulamadım ben. Bilet bulamayınca da geç gidiyorum diyerek o gün zaten temizliğine uğraşırız. Evde yapayım dedim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi fazlasını büktüm. Hiç israf etme yok. Kenarlarını bükebilirsiniz içine. Cevizimiz burada. Şöyle cevizimi dümdüz koyalım. Yurt dışından abim de geliyor. O da diyor bacım bana ne yapacağım? Vallahi de un getireceğim. Canım ne isterse kardeşim ondan yapacağım dedim. İnşallah 15 günde onunla beraber olacak köyde. Şöyle gördüğünüz gibi o kadar güzel sarılıyor ki. Hemen tepsimi şöyle alıp ben şu kısmı ne yaptım? Yanlış yaptım. İçine ceviz koyup içine bükecektim. Bak fazla geldi. Çünkü ben bunu hiç israf etmeyeceğim arkadaşlar. Hamurum bu kadar güzel olmuş ki. Hemen geri çıkartıp şöyle sizinle görmenizi istiyorum. Aynı başını büktüğüm gibi burada içine bükecektim. Şöyle yine şu kısmı fazla cevizsiz olmasın. Şöyle içine büküp aynen şu yine şu şekil saralım. Bir de açı daha güzel olacak. Çünkü bunun başını unuttum dolamayı. Evet. Gördüğünüz gibi hiç israf yok. Tamamen bütünce yaptım. Böyle hepsini bu şekilde yapacağım. Şimdi bir tane daha açın. Ramazan okuldan gelmesine az kaldı. Bir tanesi de yakın çekim yapacağım arkadaşlar. En son şeyimi de. Hamur açmamı. Onu Ramazan'a tuttururum inşallah. Tripod görevini o yapar. Şöyle bir tane de sofrede eşliğinde açalım. Sizler ne yaptınız? Nasıl geçti orucunuz arkadaşlar? Yorumlar hep okuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Güzel yorumlar geliyor. Yerden çoğuna cevap veremedim. Yorumlarım bayağı da azaldı ben cevap yazmayınca herhalde. O yüzden artık tam bilmiyorum. Herkesin kendine göre tabii işi de vardır.
destek veren vermeyen herkese buradan tekrardan Allah razı olsun diyorum. Şöyle nişastamız var. Çok sade nişasta arkadaşlar. Hiç un kullanmıyor. Sorularda çok geliyor. Abla onun içine un katıyor mu diye. İçine hiç un yok. Sadece mısır nişastası açıyor. Bugün alt koşuma da tarif verdim. O da şimdi alttan yapıyor. Ona yardıma gidemedim vallahi. İşim çoktu. Çarşıda işlerim vardı. Yarın su böreği şeyim var. Siparişim var Kırıkkale'ye. 2 tepsi onu yapacağım. Böyle işte günümüz böyle geçiyor. Koşuşturmayla. Böyle ev telaşımız var. Eşim yazık orada israf oldu. Ben burada o orada. Ondan sonra en azından onun yanına gideyim 15-20 gün. Evin işleri bir tarafta yanında biraz daha duracağım. Sonra Ramazan okulu tatil olunca 2 aylığına gidecek köye. Okullar açılana kadar. Hamurumuz o kadar yumuşak. Açması o kadar güzel ama hamur hiçbirbirine yapışmıyor. Değerli takipçilerim hamurumuzu güzel yiyorum. Bazıları yazıyor Gülap'la bizimkinin kenarları dışına çok veriyor kalın oluyor diye. Bak benimki hiç kalın olmuyor. Vallahi hamuru beklettiğimden herhalde. Açması da beni zorlamıyor hiç. Hemencecik 5-6 basmada kocaman hamur elde ettik. Şöyle. Seviyorum hamurla uğraşmayı arkadaşlar. İki gün şeye gittim eski çalıştığım iş yerine gittim yardıma. Bir tane daha videomuz var. Onu şey yaptım, toparladım. Sonra böyle bir video atamadığım zaman atarım diye. O da çok güzel bir video oldu. Onu bir gün önce gittik, su böreği açtık orada da. Dün de gittik, şeyle de yardım ettik. Simit almışlar, bayağı bir çok simit almışlar böyle iş yerlerine. Kırta, şey gibi yere, konfeksiyon gibi yere. Herhalde iş çıkışında oradaki müşterileri de alacaklar, çalışanları. Öyle işte, günümüz bizim böyle geçiyor arkadaşlar. Yeterli, gayet güzel oldu. Hamurumuz incecik. Şöyle göstereyim. Kocaman arkadaşlar. Yine açtım şöyle. Çok bastırmadan gevşek bir şekilde uçtu. Ama hiç korkma, yırtılmaz. Ben bunu geri alırım. Hemen şöyle. Diyor bu ipek gibi hamur. Elinden kayıp gidiyor. Hiç korkmayın yapışacaktı. Yapışmaz kesinlikle. Şöyle düzdürelim. Tekrardan. Buradan tutun kendiliğinden açılır gider o. Bak hiç elime düşürmemiş bu oldu arkadaşlar. Hemen tekrardan bu kısmını şöyle içine katladım. Cevizimizi alıp şöyle ortasından. Burayı da hatta şöyle cevizimin üstüne doğru serpiştirelim. Şu baştan başlayalım. Geçen ben bu modelin böreğini de yaptım. O da çok güzel olmuştu. Hafif oluyor arkadaşlar. Katları böyle birbirinin içinde olmadığı için çok hafif oluyor. Çok hafif bir tatlı oluyor. Şöyle. İkincimiz de yapıldı. Hepsini böyle yapacağım inşallah. Ramazan geldikten sonra da bir tane yakın çekim gösteririm size. Hemen videomu fazla da uzatmayın. Son hamurumuzdayız.
bitirdik. Şimdi Ramazan'ım geldi bana yardım ediyor. Yakın çekim yapacağım demiştim. Sağ olsun. Şimdi okuldan geldi. Hemen telefonu eline verdim. Bana yardım ediyor. Selam söylesin ablalarına. Selam. Selam değil. Selam aleyküm. Selamün aleyküm. Ablalarım de. Ama sana büyük ya. Ablam değil tabi. Çok soru gelen bir de şu var arkadaşlar. Bizim bazen diyor takipçilerinden yapanlar, abla sert oldu, açılması çok güzel oldu ama sert oldu diye. Sertlik neyden olur? Yeni gelen takipçilerime de söylüyorum. Bazı videolarda belirttim de, nişastasını çok bırakırsanız hamurun üzerinde, hamur çok sert olur şey baklavanız. Onun için nişastası güzelce gidene kadar hamurumuzu incecik açalım. Benimki bayağı bir inceldi şimdi. Hiç nişasta kalmadı. Şöyle gösterim. Şöyle. Hamurumuzun inceliği gayet güzel, yeterli. Şimdi şöyle dediğim gibi sıkı değil, gevşek şekilde saralım. Şöyle büzmemizi verelim. Hemen şuradan ucundan tutarak açalım. İncecik oldu. Büzgümüz de incecik oldu. Dediğim gibi şu kısmını şöyle büküyorum arkadaşlar içine. Hamurumuzu istediğiniz gibi açın. Bastan derinde hiç yapışmıyor gördüğünüz gibi. Şunu ön tarafa kestim, büktüm. Şu kısmı da keseceğim. Hemen şu kısmı da şöyle keselim. Hamurumuz orta şekilde aynı olsun kalınlığı. Sırf etmeden gene iç kısmına şu şekil büktük. Cevizimiz de tam yeterli geldi. Biraz iri kıymış alt kısımları. Şöyle şu kısmı şöyle içine doğru, ondan sonra şuradan başlayıp arkadaşlar çok basit dediğim gibi kendiliğinden kıvrılıyor zaten. Bunu da alın, bu tarafa çevirin. Evet. Kesiyor. Baklavalarımız hafiften kızarmaya başladı. Şöyle hafif bir çekeyim dışına doğru. Daha tam kızarmadı. Evet arkadaşlar, baklavalarımız pişti. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel oldu yine. Dediğim gibi şerbetini dökmeyeceğim. Şöyle bir tanesini kaldırıp şuradan altına da bakalım. Alt da çok güzel kızarmış. Evet. Baklavamız hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.